La Primavera odasına gitmek için 11 tane basamaktan geçiyoruz. Karşımızda böyle faslı bir sanatçı tarafından yapılan muhteşem bir tablo çıkar. Kapıyı açtığımızda karşımızda odamız. Oda gerçekten geniş. Şu açıdan bakıldığı zaman aşağıdaki iki oda büyüklüğünde. İçerisinde eski bir antika ayna, klimalar, köşelerde ışıklar mevcut. Odamızda bir tane de çalışma masası bulunuyor. Yine bir ışık, sandalyesi. Odamıza ismini veren sanat eseri ise Sandro Botticelli'nin La Primavera'sı. Bugün Uffizi Müzesi'nde, Floransa'da, aynı salonda Venüs'le beraber hayatına devam ediyor. Karşımızda Sandro Botticelli'nin La Primavera'sı, İtalyanca La Primavera, ilkbahar anlamına geliyor. Ve burada 9 karakter var. Ortada gördüğümüz karakter Venüs, yani Afrodit. Üzerinde oğlu Kübik, kanatlı melek, nişan aldığı 3 peri var. Bu 3 peri zarafet, neşe ve aşkı anlatıyor. Ve burada Merkür var. Yani Hermes. Bugün hala yaşayan tanrılardan bir tanesi. Kadınlar çok sever. Diğer tarafta ise Batı rüzgarı Zafir var. Ve Roma tanrıçası Flores'e tecavüz ediyor. Bu tecavüzden Flores değişime uğruyor ve her tarafta çiçekler açıyor. Bu resimde 170 ayrı çiçek, 500 tane de demet var etrafta. Muhteşem bir resim gerçekten arkadaşlar. Sandro Botticelli'den sipariş eden kişi, inanıldığına göre Lorenzo de Medici, yani muhteşem Lorenzo. Ama son zamanlarda yapılan araştırmalar 1998'de çıkan bir belgeye göre gördüğümüz karakter aynı zamanda Lorenzo Medici'ye benziyor ama yeğeni Francesco, Lorenzo di Francesco'nun olduğu da söylenilmekte. Yani odamıza ismini veren bu tablo, kısacası bu şekilde anlatabiliriz. Hikayenin devamını dinlemek isteyen varsa buraya gelir dinler. Medici ailesinin zenginlik ifadesi için yatak odasına koyduğu tablo kısacası. Ve odamızın banyosuna geldik. İçerisinde bir duşakabin ve kendisine ait bir jacuzzi var. Kalkarsanız ya bu eseri ya da bu manzarayı görürsünüz. Bu kısımda ise Midilli manzarası bulunmakta. Ve arka bahçeye bakıyor. Primavera odamızda jacuzzi'de keyif yaparken misafirlerimiz aynı zamanda doğanın da tadını çıkarıp burada da bir şeyler içebilirler. Full cam. Herkese merhabalar. Şu anda Casa de Nara'da La Primavera odasındayız. Odayı sizlere tanıtmak için bu videoyu çekiyorum. Odamız ana binada Casa de Nara'nın ikinci katında 11 basamakla çıkılan kendine ait, şu an bulunduğumuz balkon kendine ait bir balkon.
Ya burada bu cırcır seslerini ya da doğanın sesini ya da diğer hayvanların, çünkü aşağıda kuzular ve keçiler var. Onların sesi geliyor. Genelde eşek sesi gelir, horoz sesi gelir. Öyle bir doğa sesiyle uyanırsınız burada. Karşımızda Midilli Adası var. Midilli Adası'yla gece uyurken Midilli Adası'nı görüyorsunuz. Uyanırken Midilli Adası'nı görüyorsunuz. Bir yandan doğayı görüyorsunuz. Gayet de güzel bir oda arkadaşlar gerçekten. O 8 aylık emek içerisinde burayı ilmik ilmik düşündüm. İşte bu jacuzzi'nin geleceği noktayı, ona açılacak pencereyi, işte önümüzde bir çam ağacı var, bunu keseceksin dediler, yoksa deniz gözükmez. Asla dedim, asla kesmeyeceğim. Valla bir zahmet görmek isteyen sağ taraftan bakar dedim. Ve şu anda o muhteşem çam fıstığı çamının altında oturuyorum ve bunun gölgesinde dinlenebiliyorum. Buraya gelen misafirlerimiz Covid dolayısıyla ya da zevkleri için kahvaltılarını kendi balkonlarında yapabilirler. Akşam yemeği isterlerse buraya sipariş verebilirler. Aynı zamanda içeceklerini buraya isteyebilirler. Yani baş başa gelen misafirler ya da yalnız gelip burada kafa dinlemek isteyen misafirler kesinlikle doğru adres olacak onlar için. Bu doğanın içerisinde, bu seslerin içerisinde keyif yapacağına inanıyorum. Bunun dışında yine odada 2 kişi sabah kahvaltısıyla beraber hizmetimiz. Aynı zamanda Özgür Plaj da girişinde biz karşılıyoruz burada kalan misafirlerin. Yani buraya geldiğiniz zaman hem plaja gidebiliyorsunuz arkadaşlar, çok güzel bir plaj. Hem isteyenler benimle beraber 1 saatlik yürüyüşle dağın ucuna çıkıp Gargaron şehrinin ve dipsiz kuyuyu görebilir ve muhteşem bir deniz manzarası, ki asıl Zeus Altarı'nın burası olduğu söylenilmekte. Gelen misafirlerimi seve seve çıkarırım. Birazcık yorulacaksınız ama sonunda göreceğiniz manzara muhteşem olacak. Eski yıkık bir tapınağın kenarından bütün körfezi görebiliyoruz. Bunun dışında sabah kahvaltılarımız gerçekten seçiliyor arkadaşlar. Her şey tek tek. Mesela bu hafta hem Ayvacık hem de Küçükkuyu pazarına gittim. Bulunması gereken en iyi malzemeleri alıp sabah kahvaltısında onları ikram ediyoruz misafirlerimize. Aynı zamanda akşam yemeğinde de bu özentiyi tabii ki tutuyoruz. Akşam yemeklerinde de misafirlerimize annem ve benim yaptığımız menülerden, işte kebaptan tutun da etli etsiz ya da işte vejeteryan ya da balığa kadar her şeyi yapabiliyoruz. Sizlerin de istekleri doğrultusunda sizin istediğinizi de menüye koyabiliyoruz arkadaşlar. Böyle geniş, çünkü 4 oda olduğu için rahatlıkla bunları yapabiliyoruz. Çok büyük bir kitleye hitap etmiyoruz. Dışarıdan da misafir restoranımıza almıyoruz. Bu nedenle kalan misafirler gönül rahatlığıyla burada yemenin de tadını çıkarabilirler. 8 aylık emek sonucunda ortaya çıkan bu odayı da geldiğiniz zaman umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bir gün bize misafir olursunuz umarım. Çanakkale, Ayvacık, Arık diye yolunuz düşerse ya da Assos'a muhakkak aramayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerle. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmanızı da rica ediyorum. Paylaşın ki çoğalalım. Görüşmek üzere.
Bu muhteşem alanda Özgür Plaj. Gelen misafirlerimizi buraya yönlendiriyoruz. Ve bu plaja girip denizin keyfini çıkarabilirler. İsteyen denizin bu muhteşemliğini, isteyen de dağların güzelliğine gelir. Herkesi bekliyoruz.